Türkiye'de üretenleri ve çıkış yolunu bulanları programına hoş geldiniz. 29. Ağaç İşleme Makineleri Fuarı'nda FİAT İstanbul Fuar Merkezi'nde Beylikdüzü'nde karşınızdayız. Türkiye artık ağaç işleme makinelerinde de ciddi anlamda dünyayla rekabet ediyor. Öncelikle ben konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Sami Tarlabaşı, Maken Makine Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Merhaba. Mustafa Erol, Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı. Aynı zamanda da Türk Makine Yönetim Kuvvesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Nizamettin Coşkun, Unimak Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Başkanım, önce sizle başlayalım. Öncelikle fuar, nitelikli bir ziyaretçi gördüm ben fuarda. Sizin gözlemlerinizi önce sizden onu alayım. Sami Bey, öncelikle fuarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelecek sene 30.sunu düzenleyeceğimiz fuarımız gerçekten bu döneme kısa zamanda gelmedi. Evet. Çok emekler var. Özellikle son 2 senedir derneğimiz çok genç bir dernek AYMSAT. 2 senedir çok ciddi çalışmalar yapıyoruz bu fuarımızın. Özellikle yurt dışından profesyonel ziyaretçisini getirebilmek amaçlı yaklaşık 15 ülkede tanıtımlarımızı yaptık. Oradaki mobilyacı derneklerle görüştük, fuara davet ettik. Bu fuarın niteliğini arttırabilmek için aynı zamanda yurt içinde de çalışmalar yaptık. Fuar komitemiz var. TÜYAP'la beraber birlikte güncel problemleri, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Daha nitelikli hale getirebilmek için uğraşıyoruz. Tabii kolay olmuyor bu tip işlemler. Şimdi Almanya 2 yılda bir yapıyor bu fuarı. Doğru, kadarıyla doğru. Siz her sene yapıyorsunuz. Evet. Almanya'dan sonra alan olarak ikinci büyük fuar bu, katılımcı olarak da. Doğru. Evet, şu anda 25 bin metrekarede ağaç işleme makinesi fuarı gerçekleşmekte. Hatta önümüzdeki sene bir artışla yaklaşık 50 bin metrekare bulan bir artışa geçmeyi düşünüyoruz. Firmalarımıza esasında yer yetmiyor. Makineler daha büyüyor, daha otomasyonlar devreye giriyor. Daha büyük yerler gerektiği için büyütmeye çalışıyoruz. Şimdi başkanlığınız yanında tabii bir de sahibi olduğunuz firma var, Türk Makine. Evet. Türk Makine ne yapıyor bugün? Hangi ürünlerinizle geldiniz buraya? Şu anda standımızda Türk Makine 1954 senesinde kurulmuş öncelikli olarak. Yaklaşık 60. senemizi gerçekleştiriyoruz. En son teknoloji olarak şu an itibariyle kenar bantlama makinalarımızı ve özellikle lazer kenar bantlama makinamızı şu anda göstermekteyiz. Akabinde yine CNC panel ebatlama makinalarımızı ve kendi üretmiş olduğumuz makinaları orada sergiliyoruz. Ama sadece bu da değil, aynı zamanda bir müessillik firmamız da var. Bizim makinalarımız tamamlayıcı makineler. Onları da firmamızda müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Amacımız mümkün olduğunca Türk Makine olarak ana amacımız kilogramı yüksek nitelikli ürün yapabilmek. Bunun için ciddi Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapıyoruz. Zaten derneği kurmamızdaki en büyük amaçlardan da biri de buydu esasında. Marka olabilmek, uluslararası bir marka olabilmek için daha yüksek, tabii ciddi bir emek sarf etmemiz gerekiyor. Tabii katma değeri yüksek katma değeri ürün yapabilmek ciddi için. Ciddi olarak teknolojiye yatırım yapıyorsunuz. Peki bunun için altyapı yatırımları, Ar-Ge yatırımları çok önemli. Evet. Almanya ve İtalya'dan sonra 3. sıradayız değil mi başkanımız? Şöyle diyelim, birinciyiz. Esasında TÜBİTAK'ta ağaç işleme sektöründe zannedersem birinciyiz patent sıralaması. Patent sıralaması. Evet, aynen öyle. 2015 rakamlarını almıştım ben. Ama tabii Almanya ve İtalya'da ciddi rakipler sonuç itibaren. Evet, onlardan sonra onlarla beraber arttırmaya, niteliği Peki arttırmaya bu, çalışıyoruz. Yani, pahada daha iyi ürünler üretmek, evet. Kapasiteleri tam üretmek değil de evet. Daha katma değerli ürünü üretmek konusunda evet. Türkiye'nin aldığı yol sizce yeterli mi bugün? Tabii ki değil. Yani bizler hepimiz her şeyin en iyisini yapmak zorundayız. Bakın, öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. Bizler tornacı, ne bileyim tesviyeci bir babaların çocuklarıyız. Bizler çok iyi eğitimler almaya çalıştık. İkinci nesiller olarak işte bu tam dediğiniz Ar-Ge ve Ür-Ge'yi geliştirmek amaçlı ataklar yapmak istiyoruz. Babalarınızın alın teri üzerine aslında siz akıl terinizi koyuyorsunuz. Aynen öyle. Ve tabii. Bunu Türkiye'de dünyayla rekabet eden kesinlikle hale geliyorsunuz. Kesinlikle o hale getirmeye çalışıyoruz. Biz Türk Makine'de ikinci nesiliz. Şu anda üçüncü nesil bile çalışmakta. Elimizden geldiğince bu kilogramı yüksek ürünleri yapmaya, sektöre bir artı değer katmaya çalışıyoruz. Şimdi Sami Bey, size gelelim. Şimdi Makel Makina, öncelikle fuardaki yenilikler, hangi ürünlerle burada ön planda oldunuz? Ne zamandan beri üretim yapıyorsunuz? Biraz Makel Makina'yı tanıyalım isterseniz. Makel 1980 yılında kurulmuş. Ben
makale katılımı 1989 yılından itibaren varım. Ama dün Mustafa Bey çok nazik olduğumuz bir yere parmak bastı. Bütün geçmişimizde bize emeği olan ustalarımızın, aile büyüklerimizin öncelikle Allah rahmet eylesin. Haklarını teslim edelim. Bize eğitim veren, üniversitede makine mühendisliği eğitimi aldığımız hocalarımıza da buradan minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Ne kadar güzel. 1989 senesinde bu fuarında iki veya ikincisi yapılıyordu. Çok iyi hatırlamıyorum o ara. Biz 100 metrekareler, 150 metrekareler standlardaydık. Şu anda 1750 metrekare bize yetmiyor. Evet. Fuarın gelişimiyle beraber biz tabii firmamızın gelişimini de ülkemizin gelişimini de paralel görüyoruz. Öyle yaşadık. İçinde beraber büyüdüğümüz bir sektör olarak görüyorum ben. Mobilya makineleri sektörünü. Ama son zamanlarda 2000 yılların sonlarına doğru işte 2010-2011 yıllarına doğru biz bir farkındalığı artık reaksiyona geçirme ihtiyacı hissettik. Bizim ülkemizde ithalatçı olarak edindiğimiz bütün bilgi ve birikimi üretime aktarıp ihracatçı olmak yolunda yola çıktık. Zaten pazarları da tanıdınız o zaman zarf içerisinde. Yani ithalat yaptığınız ülkelerin pazarlarını bildiğiniz için ayrıca o pazarlar hakkında da bir ön bilgiye sahiptiniz. Muhakkak. Bütün dünyadaki yaşanılan teknolojik gelişmeleri iyi algılayıp bu konulardaki ihtiyaçları iyi tespit ettiğiniz zaman ondan sonrası mekanik çözümlere kalıyor. Mekanik çözümler bilgiyle birleştirildiği zaman makine oluyor. Eğer ihtiyacı tam tespitte yanlış yaparsanız ihtiyacı tespit edemezsiniz. O zaman çözümleriniz zaten isteseniz ne kadar iyi olursa olsun yanlış olacaktır. Peki bu yatırımları yapıp ihracat yapmaya başladığınızda nasıl bir farklılaşma oldu? Kendimi iyi hissetmeye başladım. Değil mi? Bundan daha büyük farklılık olabilir evet, mi? Yani, değil mi? Açık söyleyeyim bu büyük bir haz veriyor. Peki bir ithalat ihracat arasındaki fark nasıl kapanır? Gayretle. Gayretle kapanır. Aynen. Peki teknolojiye yatırımlar bizi bu farkı kapatmamızda katkı sağlar mı? Biz zaten öyle yapıyoruz. Aksi mümkün değil. Bizim bir defa hayatta bir sıfır mağlup başlıyoruz. Bir Alman veya bir İtalyan teknolojik geçmişiyle başlıyor. Biz genç bir cumhuriyetin genç mühendisleriyiz. Yaşımız kaç olursa olsun genciz. Bizim ülkemizde, bizim üzerimize düşen sorumluluk muhakkak surette önümüzde yol kat etmiş rakiplerimizden daha iyi olmak, daha dikkatli olmak, daha özverili olmak. Peki ne kadar bir yatırım yaptınız mesela son dönemde ihracat yapmak için? Ne kadar bir yatırım yaptınız? Yani rakam zikretmek istemiyorum. Rakamlar yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir. Kironuzu sormuyorum efendim. Ortak olmayacağım size. Ama büyük bir yatırım yaptığınız belli yani. Türkiye. Bir markayı üretmek çok pahalı öyle söyleyeyim. Marka üretmek aslında çok doğru bir şey söylüyorsunuz evet. Sami Bey. Çünkü markaya yatırım yapmak burada önemli. Bir zahmet edeyim ya şimdi sizi de tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Öncelikle Unimark hani hangi makinelere imza atıyor Türkiye'de? Sizin de cironuzu sormayacağım ama hakikaten markaya çok büyük yatırım yaptığınızı anlıyorum ben bu rakam vermemenizden. Çünkü marka olmak çok zor, çok önemli. Marka olarak dünya pazarlarında bir Almanya ile İtalya ile mücadele etmek çok önemli. Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, şimdi benim firmam Unimark bu konuda biraz şanslı. Bu şansı aslında ben yaratıyorum, bizler yaratıyoruz. Nasıl? Evet. Ben Türkiye'de üretilen bir makineyi üretmiyorum. Güzel. Sektörümüzün, ağaç işleme makinelerinin ihtiyaç duyduğu makineler nelerse onları çok iyi analiz edip onları gidiyorum, yurt dışında araştırıyorum, inceliyorum, fuar fuar dolaşıyorum ve geliştirip Türkiye'de üretiyorum. Türkiye'de üretilen bir makineyi neden üretmiyorum? Çünkü paydaşlarımız zaten bunu üretiyorlar. Evet. Bırakalım satsınlar, daha iyisini üretsinler. Artı birbirimize rekabet edip fiyatları aşağıya çekip dolayısıyla kaliteyi de aşağıya çekerek bir yere varmayacağımızı düşünüyorum. Aslında sektörel bir zihniyeti de burada geliştirmiş evet. oluyorsunuz. Yani üretilmeyeni burada üretin. Evet, kendi içimizde, kendi ayağımızı çekmeyelim aşağıya. Sektörümüze bir baktığımız zaman o kadar çok sektör paydaşlarının ihtiyacı olan makineler var ki neden yapılanı yapayım? Gidiyorum yapılmayanları bulup gidip yapıyorum. Bu nedenle şanslı benim ifam. Çok önemli. Peki sizin burada
ürünlerinizdeki en büyük özellikle, en büyük farkınız ne? Tamam, yapılmayanı yapıyorsunuz, Türkiye'de üretilmeyeni üretiyorsunuz. Ama sizin yaptığınız ürünlerin en büyük özelliği ne? En büyük özelliği elbette ki dünyada ilk ürünler değil. Tabii ki. Onları yapanlar var. Çünkü onlar 300 yıl önce başlamışlar sanayiye, bu makineleri yapmaya. Tabii geliştire geliştire bugüne getirmişler. Biz bugün başlıyoruz. Hani hep bir söz vardır ya, Amerika yeniden mi geçmişti? Doğru. Ben de dolaşıyorum. Bu makine yeniyi kim yapıyor? 3-5 firmayı buluyorum dünyada. Ben de diyorum ki ben öyle bir makine yapmalıyım ki bunu dünyada en iyi kim yapıyorsa, bakın çok iddialı olacak belki ama ondan daha iyi yapıyorum. Ben iddialı olacağı düşünmüyorum. Ondan daha iyi olmasa bile yarına konulacak kaliteyi üretmeliyim diyorum. Yani buradan yola çıkıyorum. Çünkü tercih edilmek burada çok önemli. Peki, evet. Tabii Türkiye'deki alıcılarınız dünyanın neresinden? Türkiye'de de var mı alıcılarınız? Aşağı yukarı şu an itibariyle %50 yurt içi benim en büyük payım. Yurt içindeki firmalarda neden sizi tercih etmesin değil mi bu mantıkla baktığınız zaman? Niye yurt dışındaki firmalar yerine sizi tercih etsin? Mesela bu sorunun cevabı ne olmalı? Çok basit. Bu sorunun cevabı şu an ürettiğim makineler iddialı olmayacak. Dünyanın en iyisi. İddialı olmayacak. İşte ben de bunu duymak istedim benim aslında. Benim makineye dokunan bunu çok kolay hisseder, çok kolay anlar. Gerçekten dünyanın iyi makine. Kendi sektöründe tabii. Şimdi dünyanın en iyi makinesi derken buraya mitik göndermiyoruz. Ağaçlama makineleri yapıyoruz. Ama ağaçlama makinelerini dünyada en iyi kim yapıyorsa onun yanına konulacak kalitede yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu da bizi bir yere taşıyor. Almanya ve İtalya en büyük rakibimiz ama biz bu rakiplerle mücadele ederken, başkanım size sorayım onu, galiba çok yoğun olarak teknolojiyi kullanıp bu aradaki mesafeyi kapatmak. Peki bu aradaki mesafeyi kapatmak için mesela bizim ürettiğimiz makinelerimizi ihraç edebilmek için ne yapmak lazım ki biz bunu, bu aradaki farkı daha da çok kapatıp birinciliğe oynamayalım diye aklıma bir soru geldi. Ne var? 3 tane olay var. Markalaşmak. Başka hiçbir şeye gerek yok. Çünkü iyi bir markaysanız zaten teknolojiniz otomatikman arkadan sizi takip ediyor. İyi bir markaysanız ona göre kaliteli bir kadroyla çalışmak zorunda kalıyorsunuz ve çok iyi bir servis vermeniz gerekiyor. Biz makine imalatçısıyız. Mutlaka satış sonrası servislerde çok kaliteli elemanlar çalıştırmak, deneyimli elemanlar çalıştırmak mecburiyetindeyiz. Aslında çünkü sistemi kurmak zorundasınız. Sistemi kurmak mecburiyetindeyiz. Yurt dışına bir fuara gittiğiniz zaman biz ilk gittiğiniz sene size itibar etmiyorlar. İkinci sene görmek istiyorlar. Üçüncü sene daha çok görmek istiyorlar. Ve devamlı sizi göz takibinde alıyorlar. Siz orada teknolojinizle mutlaka bir fark yaratabilirsiniz. Sonuçta teknoloji dediğimiz mühendislik, her şeye ulaşabiliyoruz şu anda Türkiye'de. Arkadaşlarım hemen hemen bu konuda benden daha iyi her şeye sahipler. Biliyorlar mühendis kökenli oldukları için. Ben ekonomist olduğum için onların yanında böyle kaldım. Ekonomist olarak konuşayım. Biz seni iki mühendisin ortasına aldık bir ekonomist evet, olarak. Evet, beni iki mühendisin ortasına aldılar. Satış pazarlama da ben onlara biraz yardımcı oldum. Tamamlarsınız birbirinizi. Evet, öyle. Peki efendim, şimdi... İsterseniz ben başkanı o konuda bir iki cümleyle tamamlamak istiyorum. Buyurun. Şimdi dünyada içerisinde olduğumuz sektörün gerçeklerini göz ardı ederek makinacı olarak pozisyon almamız mümkün değil. Teknoloji içinde hizmet verdiğiniz sektördeki ihtiyaçları karşılamak üzere zaten bizim önümüze çıkarıyor neler yapmamız gerektiğini. Nizamettin Bey'in biraz önce söylediği dünyada iddialı marka noktasındaki görüşlerine ben bir taraf bir göz olarak katılıyorum. Gerçekten biz Nizamettin Bey'in üretimini yaptığı makinelerde dünyadaki ithalatı kesecek kalitede ve üstüne üstlük zaten bu bunun tamamlayıcısı oluyor. O kalitede ürünü ürettiğiniz zaman zaten ihracatında yolu açılıyor. Doğru. Biz kendisiyle senelere dayanan bir dostluğumuz var. Hedeflediğimiz tarz Nizamettin Bey'in tarzı oldu. Biz de ona benzer bir çözümü kendi makinalarımızda gerçekleştirmeye aslında başladık. Anladığım kadarıyla kendi tecrübelerinizi de paylaşıyorsunuz birbirinizle. Hayır, burada işte dernek burada işte çok önemli. Yeni kurmamıza rağmen bu konuda çok ciddi birliktelikler sağladı. Birbirimizle daha çok yakınlaşmamızı, belki çözüm ortaklıkları kurmamızı da sağladı dernek. İşte bu fuarda organizasyonu sağlamak, burada beraber organizasyonlar yapmak, yurt dışı organizasyonlarda birlikte neler yapabiliriz
birbirimizi nasıl tamamlayabiliriz? Mesela turkualite gibi bir kavram var. Buna dahil olmak, yani devletin teşviklerinden bu anlamda ihracat ve üretim anlamında daha fazla rekabet edebilmek için ne yapmak lazım? Yani nasıl taleplerde bulunabiliriz? Şimdi Ankara'da bizi seyrediyor. Ya elbette ki proje üretmek lazım. Yani devlet gerektiği kadar destek veriyor. Ben bir fabrikat desteğini aldığımda bundan 7 sene önceydi. O yıllarda öğrendiğim desteklerin çoğu geri gidiyor. Getirici talep yok. Proje üretmek lazım değil mi? Evet. Bunlardan faydalanabilir. Biraz daha arttı bu ama proje üretmek lazım. Peki sizin bundan sonraki hedefleriniz ne efendim? Bundan sonraki hedeflerim, hayallerim, yapacakları, yapmak istediklerim. Şunu söylemek istiyorum. Ben mesleğe başlamadan önce okullarımdan gelen hayallerim var. Hayallerimin peşinden koşarak geldim bu ara. Geldiğim noktada hayallerime ulaştım. Ama bu nokta bana yeni hayaller kurmamı emretti. İşte yeni hayaller kurdum. Şu anda yeni hayallerimin %10'undayım. Yeni hayallerimin %10'undayım. Ve aslında daha yapılmayan pek çok yeni makineler üretme hayallerimiz var mı şu anda? İlk başta çünkü yola öyle çıktınız ya. Var, evet, bazı makineler var. İsmini söylememde sakınca yok ama yine de söylemeyeyim. İthal olan, aramızda ithalatçı arkadaşlar da var. Evet. İmalatçı, bizde hiç imalat yok. İthal olandan üretmek olarak diyorsunuz sen de. Evet, kesinlikle. Türkiye'ye ithal bir makine geldiği zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Yani bir makine mühendisi olarak. Ne diyorsunuz Sami? Son sözünüz nedir? Evet. Nizamettin Bey'e o konuda katılıyorum. Ama ben ithalatçı kimliğiyle tanınmışım bu sektörün içerisinde. Şimdi imalatçısınız. Şimdi imalatçı. İhracatla başladı inşallah. İhracatçılık da var. Tabii muhakkak. Bu ama şu konuyu isterseniz şöyle yapalım. Ben müsaade ederseniz birkaç konu başlığını altını çizmek istiyorum. Biz öncelikle bir dernek oluşturduk. Sonra bir fuar organizasyon komitesi oluşturduk. Derneğimizle birlikte bizim senelerce çözüm ortağımız TÜYAP'ın bu konuda da TÜYAP'ın katkısıyla bir fuar organizasyonu gerçekleştirmek için fuar organizasyon komitesi oluşturduk. Bütün amacımız pastayı oluşturacak, sektörü oluşturacak unsurlar olarak sağlıklı bir yapıyı sağlamak. Bir mekanizmayı çalıştırdıktan sonra kişilerden ayrı olarak da çalışabilir. Ama bizim üzerimize düşen çeşitli vesilelerle bize sektörde farklı anlamlar katılıyor. Ama sektördeki ilkler diyelim, doğru yolda yürümek durumundayız. Yapılması gerekenleri yapmak zorundayız. Eğer yörüngeyi doğru kurarsak bunu takip edecek olan nesiller bizim toprak olduğumuzda bu toprakların üzerinde başarıya ulaşacaktır. Biz bizden sonrakilere bu yolu açmak zorundayız. Onun için dürüst, iyi niyetli, gayretli olmak zorundayız. Aksi mümkün değil. Bu ülke için varız. Peki. Hepimiz ülkemiz için hizmet üretiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak bu fuarın gerçekleşmesi özellikle geçtiğimiz şu pek nahoş olayların yaşandığı süreçte çok önemli. Hepimiz açısından ileriye bakış açısından çok pozitif, mesajlar verdi bize ve diğer sektörler için de aynı umudu taşıyoruz. İnşallah bizim mobilya makineleri sektörün haricindeki diğer sektörlerdeki arkadaşlarımızla aynı yolu takip ederken endişeleri olmasın. Ülkemiz sağlıklı, güçlü ve büyümekte. İnancımızı kaybetmezsek bizim önümüzde kimse geçemez. Sözlerinizin altında herhalde burada imza atmayacak kimse yoktur diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz Nizamettin Bey son olarak? Son olarak yapacak çok işimiz var. Çok çalışıyoruz. Zamanımız yok ama değil mi? Hızlı davranmamız lazım. Zamanı daha fazla ıskalamamamız lazım. Zamanı doğru kullanalım. Programın sonuna geldik. Başkanım son sözler sizin. Ben bir enteresan bir bilgiyle geçelim. Bizim sektörümüz hanımlara yönelik bir sektör. Son karar vericiler mobilyada biliyorsunuz hanımlar. O yüzden de teknolojimiz o kadar hızlı gidiyor ki biz arkasından yetişmek için zaten mecburen bir şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. O teknolojiyi yakalamak mecburiyetindeyiz. Dünyada 7 milyar dolarlık bir ağaç işleme makineleri ihracatında bizim mutlaka da ihracatımızı arttırmamız lazım. Hem ithalatçıların yeniden imalata, ihracata başlaması hem de internasyonel fuar firmalar çıkarmamız bizi çok memnun ediyor. Bence biz doğru yoldayız. Yavaş yavaş acelemiz yok.
doğru adımlarla, emin adımlarla, iyi bir nesille, dürüst bir nesille inşallah bu işi başaracağız diyor. İnşallah. Efendim aslında bir anlamda sektörün yol haritasında söylemiş oldunuz. Ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Projelerimiz var, hayallerimiz var, her şey var. Fakat kalifiye iş gücü gittikçe zayıflıyor, gittikçe geriliyor. Endüstri meslek liseleri, eski işlevselliğine kavuşturulmalı tekrar. Çıraklık okulları, halk evleri. Bize istihdam edeceğimiz kalifiye elemanlar kazandırılmalı. Biz bunu yetkililerimizden bekliyoruz. Eleman sıkıntısı has havada. Hem işsizlik var, hem kalifiye eleman sıkıntısı var. Bunun üstüne çok çalışmalıyız. Programda çıkış yolunu çok nefis bir şekilde gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için yayınıma. Programı burada sonlandırıyoruz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.